Ay, onda bas, durum kötü. Saklanacak bir yer bulmalıyım. Ah, çok korkuyorum. Lütfen gelme. Olamaz. Beni buldular. Ne yapacağım? Ah, buraya kadarmış. Selam Lili. Ne yapıyorsun? Hadisene. Otur, rahatla. Makyaj zamanı. Tek boynuzlu at tarzı. Şu saç boyasını tarağa sürelim. Kıpırdama. Gerçekten şahane olacak. Lütfen nazik davran. Bu kadar abartma istersen. Tada! Aa, müthiş görünüyor. Parti zamanı. Vay Mickey, harika görünüyorsun. Fark etmene sevindim. Bence her şey hazır. Partinin mükemmel olması lazım. Bir dakika. Bu böyle olmaz ki. Ay, hemen düzeltirim. Oh, cupcake'leri şuraya koyayım. Şunu da düzeltelim. Nasıl görünüyor? Hmm, yine olmadı. Selam Lili. Eline sağlık. Olamaz. Mickey, sakın oturma. Ha? Hayır. Ay, o ses neydi? Bu koltuk neden bu kadar yumuşak? Olamaz. Cupcake'lere oturmuşum. Ah, o kadar da kötü görünmüyor. Amanın. Neyse, hemen hallediyorum. Ha, nereye gidiyor bu? Bak kız, söylemiştim ben. Aa! Ay. Beni düşünme, kekleri kurtar. Olamaz. Cupcake yağmuru. İyi misin? Mickey. Aa, planladığım gibi geçmedi. Ay, çok üzgünüm Lili. Yardımcı olmaya çalışıyordum. Neden bana hep böyle oluyor? Parti mahvoldu. Kazar oldun. Dur biraz. Bir fikrim var. Şu dondurma kalıplarıyla başlayalım. Kek parçalarını kalıplara koyalım. Gökkuşağı etkisi yaratalım. Hepsini sıkıca bastıralım. Güzel görünüyor. Keklerin içine de dondurma çubuğu koyup çikolataya batıralım. Çikolatanın donmasını beklesek yeter. Yine çikolatayla süslemesini yapalım. Şöyle akıtıyoruz sadece. Üstüne farklı renkte çikolatalar kullanalım. Harika oldu. Aynısını beyaz çikolatayla da yapalım. Bak ne yaptım. Vay, çok leziz görünüyorlar. Etkilendim Mickey. Oo, tatları da harika. Biraz daha ver. Hey Penny, bak. Ne? Ne oldu? Ya, bu en sevdiğim kutumdu. Çok utandım. Ah, bu ders çok sıkıcı. Ben çok acıktım. Hey, bu çok komikti. Madison, dikkatini ver. Özellikle de ben komiklik yaptığımda. Tam böyle durumlar için üstünde çalıştığım bir şey var. Ah, merhaba öğretmenim. Harika bir ders. Ah, bu nedir? Çok iyiymiş. Bunca zaman neredeydin? Çok gülünç görünüyorsun. Bu dersten nefret ediyorum. Bu renk seni açtı. Buna bayıldım. Hepimizin akıllı telefonları olduğundan beri dersler eskisi gibi değil. İstersen hocalara sor. Evet, telefonları toplama zamanı. Bunu saklamalıyım. Ödevlerinizi yaptınız mı bakalım hanımlar? Of, kazanmak üzereyim. Buradan nefret ediyorum. Sanki fotosentez konusunu işlemeyi çok istiyorum da. Telefonunu kullanmak istiyorsan ileri düzeyde kurnaz olmalısın. Cevap gözünün önündeymiş. Telefonunu yüzüstü yatır ve sıcak silikonla bir çizgi çek. Aşağı kadar insin. Sonra üstüne bir boya kalemi yapıştır. Harika. Şimdi bunu bir destek kaleme tekrarla. Havalı görünüyor değil mi? Artık selfie çekerken asla yakalanmıyorum. Sadece boya kalemlerimi kullanıyorum. Ne biçim kandırdım? Bu tüyo dahice. Hiçbir şey sınav sabahlarına benzemez. Dur bakalım. Cevaplar bunun içinde mi? Of, nasıl her seferinde anlıyor? Güle güle tatlı cevaplar.
Bunu bilmeliydin. İyi eğlenceler. Bu çocuklar asla akıllanmıyor. Günaydın. Defterlerin mi? İçinde bir şey yok. Aferin Lily. Yerine geç bakalım. O cevaplar çok lazımdı. Şimdiye kadar iyi gitti. Öğretmen yeterince yakından bakmadı. Çünkü kopyaları geçirebildim. Hey! Bu neden benim aklıma gelmedi? Benim cetvelimde iş yok. Lily! Pişt, ben de bakabilir miyim? Sadece üstünü aç yeter bak. Bunun için iki cetvel gerekli. Cevapları al ve çift taraflı bantın üstüne yapıştır. Arkasını çıkar. Böylece cetvele yapıştırabilirsin. Bu cetvele tam uysun ama. Böylece şu şekilde katlayabilirsin. Teşekkürler. Bitti öğretmenim. Bu zormuş. Gerçekten ders çalışmalıymışım. Psst, Madison. Madison. Selam. Merhaba David. Mantarım işte oluyor. Bunlar senin için. Çok romantiksin. Hayatımızın geri kalanını birlikte geçirmek için sabırsızlanıyorum. Çok mutluyum. Hey şampiyon. Oo, aynı benim boyum. Gulu gulu gulu. Mükemmel bir hayat. Hey sen burada mısın? Bir kalem ödünç alabilir miyim? Ah tabii ki. Al bakalım. Bir dakika. Çiğnediğim kalemi David'e veremem. Başka bir tane bulmalıyım. Vay canına. Kalem yemeği hemen kesmem lazım. Merhaba David. Selam Emma. Benim kalemimi alabilirsin. Bir dakika tamam mı? Buna inanamıyorum. Emma ne yapıyor? Hızlı olmam lazım. Bu güzel oldu. Uzun sürmez. Burada bir kalem olması lazım. Hepsi bu mu? Belki bu ojeyi kullanabilirim. Sanırım bu işe yarayabilir. Kalemi parçalarına ayırarak işe başlıyoruz. Sonra ucunu kesiyoruz. Uç kısma tutkal sürüyoruz. Şimdi bana oje lazım. Ucu oje şişesinin içine sokuyorum ve etrafını tutkallıyorum. Bir süre tutkalın kurumasını bekliyorum ve sonra kalemin tepesini buraya yerleştiriyorum. İşte oldu. Aa, artık simli yazan bir kalemim var. Aa, ne güzel görünüyor. Sonra şişenin kapağını geri takabilirim. Bu sıkıcı bir kalemden daha güzel bir şey. Al bakalım. Aman tanrım elime dokundu. Artık dersimi yapabilirim. Bu hayatımın en güzel günü. Güzel kalemmiş, teşekkürler. Yaşasın, işe yaradı. Çok harikasın. Yani yazın çok harika. Umarım iyi duruyorumdur. İyi ki saçlarımı yıkadım. Hadi ama acele edin. Her zamanki gibi mükemmelim. Kamera önü yeteneğim çok doğal. Ah, Alex de tatlı duruyor. Çok sıkıldım. Selam Miki. Ah, çok gerginim. Fotoğraf çektirmeyi hiç sevmem. Çok fazla sileceğim var. Bugün çıkmak zorunda mıydı şunlar? Sıra bende. İşi hızlandırabilir miyiz? Belki de o kadar kötü değildir. Kendimi kandırıyorum. Berbat görünüyorlar. Ne yapacağım şimdi? Sonunda. Dişlerimi fırçalamış mıydım acaba? Tırnaklarımı yememeliyim. Onun yerine şu kalemi ısırayım. Hadi bakalım. Aa, bir dakika. Bir fikrim var. Şu silgiyi ısırmalıyım. Ona şekil vereceğim. Tam da ihtiyacım olduğu gibi. Şimdi de rujumu kullanacağım. Ruju silgiye süreceğim. Tamamen boyayacağım. Şimdi de yüzüme süreceğim. Ve sivilceleri kapatacak. Ne harika fikirmiş ya. Tatlı oldum. Çekime girmeden önce bir şey daha yapmalıyım. Saçımı yapmalıyım.
Bence hazırım. Selam, fotoğraf için geldim. Güzel yanından çekin lütfen. Ah, şaka yapıyorum. Her açıdan güzelim. Vay, tarzına bayıldım. Otur bakalım. Güzel fotoğraflar çekeceğimiz çok belli. Biraz şöyle kay. Aynen böyle. Tam oraya. Kocaman gülümse. Nasıl oldu? Mükemmel. Merhaba çocuklar. Sen ne yapıyorsun? David çabuk. Of olamaz. Aa, baskı altında hiç iyi değilimdir. Ha, işte buyurun. Bu tuhaf görünüyor ama neyse. Ben yerime geçeyim. Az kalsın yakalanıyordum. Ama başardın. Geç kaldığım için üzgünüm. Hadi bugünkü dersimize başlayalım. Ne? Tebeşir niye yazmıyor? Bu çok komik. Neler olduğunu anlamıyorum. Belki de tahta kirlidir. Bir dakika. Tahtanın üstünde bir şey var. Bu sabun mu? Ah, beni çok hayal kırıklığına uğrattınız çocuklar. Klasik bir numaraydı. Sorun yok. Kendimi toparlamam lazım. Buldum. Kendi defterimi kullanabilirim. Defterin kenarına bir şerit bant yapıştıracağım. Kara tahta boyasıyla defterin tamamını böyle kaplayacağım. Bunu yapmak aslında keyifli. Neredeyse de bitti. Şimdi kurumaya bırakacağım. Artık bantı sökebilirim. Ama boyayı mahvetmemek için dikkatli olmak lazım. Artık tahtaya ihtiyacım yok. Bu defteri kullanabilirim. Problemi şimdi defterin kapağına yazacağım. Gayet iyi oldu. Bu problemin cevabını bekliyorum. Of, neler oluyor? Pekala çocuklar. Kim bunu cevaplamak ister? Sen. Ama peki. Buraya gel bakalım. Sakin davranmaya devam et. Artık o kadar zeki görünmüyorsun ha. Pekala, sanırım cevabı biliyorum. Buna ne dersiniz? Yanlış, otur yerine. Ne yaptın sen öyle? Senin şakaları daha azsın. Derslerine daha çok zaman ayırman lazım. Şunu bir sileyim. Sen. Neredesin? Ben mi? Of, bu hiç iyi gitmeyecek. Aa, gelebilmenize çok sevindim. Ah, selam. Bu senin Mickey. Umarım beğenirsin. Vay, çok güzel. Bir an önce takmalıyım. Teşekkürler Lily. Harika duruyor. Harikasın. Ah, çok rahatladım. Mickey'e bir hediye bulmalıyım. Burada bir şeyler olacak. Ah, zenginim. Ah, değilim. Bununla ne alabilirim ki? Ah, alışverişe çıkmak lazım. Aman tanrım, bunlar çok hoş. Mickey ne sever ki? Yardımcı olabilir miyim? Her yaşa uygun hediyelerimiz var. Arkadaşıma hediye alacağım. Şu popiti sevdim. Ama çok pahalı. Aa, bir dinozor. Hayır, param yetmez. Çok geniş bir bütçem yok. Görebiliyorum. Sana yardımcı olabilirim. Tam senlik bir şeyim var. Ne düşünüyorsun? Mükemmel. Ver şunu. Ayrıca parayı da alayım. İşte bunu hiç beklemiyordum. Şaka mı bu ya? Her şey mahvoldu. Üzülme. Biraz şeker ister miydin? Şeker mi? Severim. Teşekkürler. Şeker beni yüzüstü bırakmaz. Bir dakika. Bir fikrim var. Şu jelibonlar bana lazım. Bir de şu yuvarlak kalıp. Jelibonları kalıba yerleştirelim. Bu da sonuncusuydu. Şimdi de şeffaf epoksi reçine lazım. O
Onu kalıbın içine dökeceğiz ve bütün jelibonları örteceğiz. Aynen böyle. Tamamdır, şimdi kuruması lazım. Sonra kalıptan çıkarabiliriz. Özel üretim bileziğimiz hazır. Rengarenk. Epey tatlı değil mi? Evet, partiye hazırım. Bu kağıtları dizimbalayınca ev ödevim bitiyor. Bunu yapmak aslında eğlenceli. Ne? Takıldı herhalde. Of! Olamaz. Bu sorun olabilir. İşte hepsi bitti. Şimdi biraz dinlenebilirim. Aptal zımbalar. Bu çok acı verici olurdu. Of, olamaz. Burası şu an suç mahalli. Sakın kıpırdama, tamam mı? Basın giremez. Çıkın buradan. Evet. La la hu hu hu, la 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 hu. Kahve ne güzel olmuş. Umarım bu işe yarar. Bu da nereden geldi şimdi? Üstünde bir mesaj var. SOS mi? Acaba sorun ne? Bu nedir? Ne? Zımba mı? Benim kulaklık kutum bu işi çözer. Bu bütün zımbaları toplar. Aynen böyle. Sanırım hepsini topladım. Teşekkür ederim. Ben temizliği çok ciddiye alırım. Pekala, şimdi bir kontrol edeyim. Tek bir toz yok. Aynen düşündüğüm gibi. Ve ama daha yapacak çok şey var. Bu ödevi bitirmem lazım. Uf, kalemim kırıldı. Neyse ki bu kalemtıraş var. Çok toz çıkarıyormuş yalnız. Nasıl yani? Benim nöbetimde olamaz bu. Kazara oldu, yemin ederim. Bakın, aldım işte. Vay canına, çok gerildim. Bir fikrim var ama şişenin boş olması lazım. Pekala, şimdi hayal gücümüzü kullanalım. Şişenin kapağını çıkarmakla başlıyorum. Sonra kapağa bir delik açıyorum. Kapağı ters çeviriyorum. Ve deliğin kenarlarına tutkal sürüyorum. Bu kadar yeter. Kalemtıraşı şişenin kapağına yapıştırıyorum. Kalemtıraş iyice yapışınca kapağı yerine takıyorum. İşte bu tam ihtiyacım olan şey. Şimdi kalem açıkları şişenin içine düşecek. Böylece etraf kirlenmeyecek. Gözüm üstünde. Endişelenecek bir şey kalmadı artık. Her şey şişenin içinde. Bu çocuk da gelecek var. Selam. Hayır, ilgilenmiyorum. Ya, müşteri geldi sandım. Kimse de çikolata almıyor. Hey, buradayım. Herkes çikolata sevmez miydi? Neyi yanlış yapıyorum? Asla köpek alamayacağım. Ne yapacağım şimdi? İçimde kalmış bir hayal olarak unutacağım. Biraz zorlu bir inişti ama başardım. Selam Lili, niye üzgünsün? Kimse çikolatalarını almıyor mu? Her şeyi denedim. Bir fikrim var. Benimle gel. Bu güvenli mi? Nereye gidiyoruz? Şu kaleye gidiyoruz. Mutfağıma hoş geldin. Vay, ne çok şeker var. Çok havalıymış. Leziz mi leziz çikolata yapmamız lazım. Bu bütün sorunları çözecek. Önce şu kalıbı alalım. Kalıbın üstüne çikolatadan kalpler çizelim. Ya, çok tatlı. Birkaç tane daha. Ama farklı renkli çikolatayla güzel görünmeli. Üstlerini de örtebiliriz. Bu mor çikolata çok canlı. Kalıbı tamamen dolduralım. Ve donmasını bekleyelim. Ardından kalıptan çıkarabiliriz. İşte hazır. Çok güzel oldu. Ne düşünüyorsun? Vay, çok teşekkürler. Müthiş görünüyor. Şimdi git ve sat. Kesinlikle işe yarayacak.
Mesaiye başladık. İlk ben geldim. Herkes edecek kadar var. Gayet iyi bir gündü. Vay şuna bak. Artık köpeğimi alabilirim. Hep iyilik benim sayesinde. Çok tatlı ve yumuşacıksın. Selam Jasmine. Of ne zormuş. Ah hey Justin. Yine mi? Ah tüh ben deneyeyim mi? Bu işin bir tekniği var. Balon şişirme ustasıyımdır. Söylemiştim. Öğrendiğim iyi oldu. Bir kutu dolusu balonum var. Keşke bir şey demeseydim. Ne kadar sürdü ya? Artık bıraksam iyi olacak. Başım dönmeye başladı. Ama bu Jasmine için yani değer. Ah kahramanım benim. Ah hayır sıkmak istememiştim. Tüh. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Korkma yardım edeceğim. Seni mi patlatsam? Böyle daha iyi oldu. Ah ucuz atlattık. Bak. Ne kadar çok var. Şimdi ne yapmak istersin? Buldum. Hadi buraya tavana yapıştıralım. Evet. Oo, harika oluyor. Ama çok dayanmıyorlar. Ya peki o zaman başka bir şey bulalım. Bir dakika. Çift taraflı bant kullanabiliriz. Bir parça koparayım. Balonum da şurada. Şöyle koyacağım. Sonra da arkasını açayım. Peki hadi deneyelim. Bence güzel olacak. Oh, evet duruyor. Bir de kurdele takalım. Daha iyi oldu. Güzel fikir. Diğerine geçelim. Bir şey daha kaldı. İşte şimdi hazırız. Ah, sürpriz. Oh, ne kadar tatlı. Bunu yaptığınıza inanamıyorum. Gözlerim doldu. Teşekkür ederim. Şu eşyalarımı dolaba koyayım. Sen hemen buraya gel. Aman tanrım, telefonumu da alayım yanıma. Telefonum. Hayır. Ben yakalarım. Bu sınav notu çok kötü. Bir şeyler yapmam lazım. Canına zamanı durdur tuşu gerçekten işe yaradı. Şimdi bütün soruları tek tek halletmeye başlayabilirim öncelikle bu sınavda. F mi? Olmaz. Onun yerine bir A'ya ne dersin? Biraz daha fazla değişiklik yapabilirim. Artık bir bıyı da var. Çok komik oldu. Pekala şimdi bu istenmeyen arkadaşlarla ilgilenme zamanı. Telefonumu yakalamaya çalışan bu çocuk çok iyi. Yere yumuşak inmesini sağlayayım. Ve bu da telefonum. Vay canına böyle havada durması inanılmaz ya. Ama şimdi seni güvenle elime almalıyım. Bu metal tacım yaya benziyor. Tacın uçlarını kesiyoruz. Bunları telefonum için kullanacağız. Kılıfa biraz tutkal sürüyoruz. Ve birkaç tane daha ekliyoruz. İşte bir sürü yayımız oldu. Çok iyi oldu gerçekten. Şimdi zamanı tekrar başlatalım. Şu notun var ya. Bir dakika. Almışsın sen. Yanılmış olmalıyım. Olamaz. İskelet bu. Bu da nereden çıktı şimdi? Evet telefonum. Onu da kurtarmış oldum. Bak hiçbir hasar almadı. Yere bırakıyorum ve hiçbir hasar almadan elime geri dönüyor. Ne haber? Çok harika bir video değil mi? Çocuklar beni dinleyin. Sınav zamanı. Hadi bakalım. Şimdi herkes telefonunu çıkarıp buraya koyuyor. Ne yapacağını biliyorsun. Telefonu buraya koy. Aferin. Pekala sıra sende. Telefonunu buraya koy lütfen. Tamam işte koyuyorum. Tanrım. Senin birden fazla telefonun olduğunu biliyorum ama. Hadi devam et. Ediyorum işte. Sadece hepsini bulmaya çalışıyorum. Nihayet. Pekala. İşbirliğin için teşekkürler. Sıra sende. Lütfen telefonlarını ve elektronik aletlerini koy buraya. Sınavı geçmek için bunlara ihtiyacım vardı ama. Bu sınavda başarılı olmam lazım. Yoksa dersten kalacağım.
Üf, üstelik hepsi bu değil. Annen de çok kızacak bana. Kötü notlar almamdan nefret ediyor ve sürekli bağırıp çağırıyor. Ne yapacağım şimdi? Sınavda başarısız olmak istemiyorum. Sanırım bir fikrim var. Aradığım çözümü buldum. Popit'in birkaç sırasını kesiyoruz. Sonra baloncukların üstüne sayılar yazıyoruz. Sonra da bu defteri alıyoruz. Ve kapağını Popit'le değiştiriyoruz. Şimdi bu Popit'i hesap makinesi gibi kullanabiliriz. Bu bazı hesaplamaları yapmam da gerçekten işe yaradı. Pekala, süre doldum. Şimdi lütfen kağıtlarınızı teslim edin. Şuna kısa bir göz gezdireyim. Aman tanrım, sınavın çok başarılı geçmiş. Tamam, ha yaşasın. Annem çok gurur duyacak. Cool. Bir an evvel sınıfa gelmesi için sabırsızlanıyorum. İşte geldi nihayet. Selam. Pırt yastığını görmedin. Çok komikmiş gerçekten. Sen ne şakacısın öyle. Bunun acını mutlaka almam lazım. Elimde neler varmış bir bakalım. Burada bir naneli şeker kutusu da var. Kutunun kapağını çıkarıyoruz. Sonra bu kalem tıraşı alıp buraya yerleştiriyoruz. Ve kutunun kapağını tekrar yerine takıyoruz. İşte oldu. Sırada bu dondurma çubuğu var. Çok güzel oluyor. Daha sonra kutunun altına bu silgiyi koyuyoruz. Şimdi güzel bir kumaş parçası gerekiyor. Kutunun plastik kısmını bu kumaşla kaplıyoruz. Harika. Şimdi sıra bu eğlenceli sarı kumaşta. Bu kumaşı silginin çevresine sarıyoruz. Ölçüsünü güzel almışım. Yerine tam oturdu. Şimdi buraya ufak gözler ekliyoruz ve işimizi bu gülen yüzle tamamlıyoruz. Ve tabii ki pasta süslemelerini de unutmuyoruz. Bak, hem şirin hem de işlevsel oldu. Artık bununla kalemimi açabilirim. Ve işte ucu sipsivri oldu. Şimdi şakamı yapmanın zamanı geldi. Ha? Ne yapıyor orada o? Bir şey mi yiyor? Hey! Vay canına! Ver onu bana! Dondurmaya bayılırım. Yaptın şakam, ucunu fena aldım. Dişlerin. İşte bu iyi bir şakaydı. Çak bakalım. Öyleydi gerçekten. Müthiş bir gün olacak. Dişlerim bembeyaz oldu bile. Ay, cidden mi? Tamamen saçla kaplandı. Bunu artık hayatta ağzıma sokmam. Aynen çöpe gidiyor. Bir dakika. Belki bu işime yarar. Bir gün işime yarayacağını biliyordum. Diş fırçanın düşmesini önlemek mi istiyorsun? Eski mandallardan tutacak numarasını dene. Müthişler değil mi? Sorun çözüldü. Bu kağıtların hepsi karışmış. Bu hiç eğlenceli olmayacak. Her şey daha kötü bir hal aldı. Yeter artık. Bu sorunu çözmeliyim. Gel bakalım Zimba. Neden çalışmıyor? Telleri bitmiş. Tabii ya. Hey, bir saniye. Sanırım ne yapabileceğim hakkında bir fikrim var. Pekala, kağıtları düzenliyorum. Şimdi sıra maket bıçağında. Şuraya ve şuraya iki kesik atıyorum. Ve şuradan katlayıp köşesini diğerinin içine sokuyorum. İşte böyle zımbasız da bir arada duruyorlar. Nihayet kağıtlar düzenlendi. Artık dağılmaz da. Şimdi derse gideyim. Tamam, işte bana bu kalem lazım. Pekala, yazmaya başlıyorum. Kevin'in saçları ne güzel. Kendisi de çok tatlı ve sevimli. Bütün gün ona bakabilirim. Amanın, hayal görüyormuşum sanırım. Olamaz, hayır. Her yeri onun ismi ve kalplerle dolmuş. Pekala, işte silecek. Çıkmıyor, silemiyorum. Sanırım yanlış keçeli kalemi kullanmışım. İşte bir bardak su işime yarar. Büyük bir yudum alıyorum. Pekala, şimdi hazırım. Şimdi ovalamaya başlayayım.
Hadi 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 ama hadi silinsene. O yararı yok. Bu da işe yaramadı. Ben ne yapacağım şimdi? Bunu görürlerse sonsuza dek utanç içinde kalırım. Ha? Orada ne oluyor öyle? Ay evet, üzgünüm ama çıkaramadım. Merak etme, işe yarayacak bir taktik biliyorum. Ama bunun için şu tahta kalemi gerekli. Çıkmaz kalemle yazdığın yazının tamamını beyaz tahta kalemiyle yeniden kapla. Tüm çizgiler kaplanmalı. Pekala, izliyor musun? Şimdi silecekle siliyoruz. Bak hepsi çıktı. Ovalamak da gerekmiyor. Tada! Artık tahtamızda kalıcı olarak Kevin yazmayacak. Oh, böyle çok daha iyi. Ah, aman tanrım, işte Kevin geldi. Oh, ucuz kurtulmuşum. Merak etme, benden laf çıkmaz. Kanepede oturup çıtır çıtır cips yemek gibisi yoktur. Niye hep bu kadar hızlı yiyorum ki? Of, hiç kırıntı kaldı mı? No, yok. Madison'da daha bir sürü var. Paylaşmayı düşünür müsün? Çok aç gözlüsün Madison. Ve de dağınık. Bu cipsler göründüğünden daha fazla doyuruyor. Yemeğe son versem iyi olacak. Peki şimdi biraz alabilir miyim? Deli misin? Onları sonra saklıyorum. Ve cips paketi kapanmıştır. Onları sonra yiyeceğim. Hey Jen, ellerini paketten uzak tut, tamam mı? Madison bekle. Of ya. Bu da nasıl oldu? Çok aptalım. Bence çok komik. Hep bana gülüyorsun. Ama bak bakalım şimdi kim gülecek. Şunu bir dakika alabilir miyim? Bak da öğren canım. Paketin kapanması için bir pipeti şöyle boylamasına kes. Kenara koy ve paketi al. İkinci bir pipet alıp paketi şöyle sar. Şimdi de bunu kestiğin pipetle kapat. Aman tanrım, ben bir paketleme dahisiyim. Hadi deneyelim. Evet, dökülmüyor. Keşke bunu daha önce düşünseydim. Evet, evet, harika. Hadi oynata basalım ha. Yine oburluk mu ediyorsun Madison? 8 kilometre koştum. Ay, susuzluktan ölmüşüm. Hey, bir damla bile kalmamış. Doldurayım bari. Şişe doldurma becerimi test edelim bakalım. Şişeye dökülmen gerekiyordu. Hadi odaklan. Şimdi daha net görüyorum. Ve dökelim. Ay! Şişe dışında her yere dökülüyor. Çok sinir bozucu. Bir yudum bile etmez. Susuzluktan ölmek istemiyorum. Hey! Şu yemek çubuklarından birini versene. Bu şey işime yarayacak. Suyu onun üzerinden dökerek şişeye doldur. Doğruca şişeye gidecek. Müthiş bir numara değil mi? Vay canına, bunu yapmayı nereden öğrendin? Bakayım ben de yapabilecek miyim? Şişeye portakal suyu dolduracağım. Aa, işe yarıyor. Sanki sıvı çubuğa yapışmış gibi oluyor. Artık şişeye bir şey doldurmak çok daha kolay.